verdikleri paralarla bu uçağı aldırmışlar. Ama hava uçağı mı? Plastik gibi. Hemen yukarıda 155 metre. Safranbolu'yu geziyorum. Güzel bir yer Safranbolu. Taşevik sevenler, tarihi yer sevenler için güzel bir mekan Safranbolu. Ben de geldim buraya gelmişken elimden geldiğince kıymetli dostlarım için de buranın videosunu çekeceğim. İnşallah buraya gelmeyi düşünen dostlarıma faydalı bir video olur diye umut ediyorum. Şöyle başlayalım gezmeye. Aşağıda eski çarşı var. Eski çarşı dediği bir yer aşağıda olan bir mekan. Hatta buradan değil de şehri şöyle mesela dolaşacak. Aslında Karadeniz turuna başlayacaktım. Karadeniz'de çok fazla yağmur var. Kastamonu'da bayağı yağmura yakalandım. Oradan buraya geldim. Karabük'e geldim. Karabük'te de havalar soğuk. Yani Karadeniz'de Sinop'tan sonra başlıyor. Sinop tarafı yağmurlu. O yüzden orayı bahara baktım. Ben de buraya gelmişken en azından Safranbolu'ya girmek istedim. Burada çok sayıda pansiyon var. Ve araç trafiği. Araç trafiği çok fazla var. Sürekli bir araç akışı var. Şöyle geldim. Ben bundan sonra kameranın yönünü diğer tarafa çevirip elimden geldiğince sizler için burada çekeceğim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Kolay gelsin abla. Bu dar sokakta sağ solu her ev aşağı yukarı kafe. Burası da Yemenciler çarşısıymış. Yukarı varmış. Sağlı solu çok sayıda yedilik eşyaktan yerler var. Çay bahçesi var. İçeride güzel.
çarşı bu şekilde. Anladım, onun arkadaşımla tanışıyorum da tanıştık, uğrarım tanışırım ben. Çarşı boş ama. Esnafın işler çok çekici değil mi? Yardım edin. Kolay gelsin. Tamam, lokum ikramı çekti, sağ olsun. Onları seviyorum ya. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Safranbolu sakin. Hem havaların soğuması hem pandemi esnafın beynini bükmüş durumda. Taş evleri sevenler, dar sokakları sevenler, mimari sevenler mutlaka gelip görmesini istediğim yerlerden biri Safranbolu. Mesela Safranbolu'nun en büyük özelliği evlerinin ve sokaklarının tarihi olması, güzel olması. İşte dokusu çok bozulmamış bir yer. O yüzden gerçekten güzel bir yer. Giyinip görülmesi gereken Cennet Hanım'ın cennet köşelerinden bir yer burası. Şimdi yukarıda şey var. Tepe var. Tepeye çıkacağım. Oranın da biraz çekimini yaptıktan sonra videoyu çok fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Herkes hani buraya gelmek isteyen dostlarım damla kılacaklar. Bilgi sahibi olduktan sonra buraya kendine gelip güzel güzel istediği size dokuna dokuna buranın keyfini çıkacak inşallah. Bu görmüş olduğunuz uçak Safranbolu uçağı. Yani bunun tarihçesini anlatmak gerekirse Kurtuluş Savaşı sonrası Hilal-i Ahmer yani Kızılay ve Türk Teyyarı Cemiyeti'nin ülke genelinde başlatmış olduğu bir kampanya sonucunda yaklaşık olarak 250 civarında teyyarı uçak üretilmiş ya da alınmış. Bu kapsamda 1928-1930 yılları arasında da Safranbolu halkı tarafından toplanan yardımlarla da bu keşif uçağı alınmış. Yalnız keşif uçağının Safranbolu'da kalkabileceği bir yer olmadığından Kastamonu'da yapılan bir törenle hizmete sunularak Türk Hava Kurumları'na hediye edilmiş. Allah razı olsun o zaman bu uçağın alımında katkısı olan tüm Safranbolu halkından. Şu anda burada müze olarak sergileniyor. Bugün Safranbolu'daki ikinci günüm. Geceyi burada geçirdim. Çok güzel bir tepe vardı. Tepede geçirdim. Dün yorgundum, yol yorgunluğum çok gezemedim. Bugün işte şimdi sabahtan başlayacağım gezmeye.
elimden geldiğince buraların çekimsiz kıymetli dostlarım için yapacağım. Buraya gelmek isteyen dostlarıma inşallah dediğim gibi rehber niteliğinde bir video olur. Güzel uçakmış. 2 kişilik bir uçak bu. Bayağı da küçük bir uçakmış ya. Şöyle. Plastik gibi. Savaş uçağı ama plastik gibi. Şöyle. Karşıda Safranbolu merkez var, eski çarşı var. Hemen yukarıda Hızır Elles tepesi var. Gidince göreceğim. Oraya gideceğim, geleceğim. Şimdi kamerayı ters çevirip daha güzel bir açı olsun diye siz kıymetli olsun ama daha güzel videolar çekememek için kamerayı diğer tarafa çevireceğim. Köprülü Mehmet Paşa Camii var burada. Hemen Safranbolu Merkez Camii, merkezde, çarşıda. Tarihi bir cami. Yok. Artık karavan olduğu yere gidip cam teras, oradan ters ev, sonra da Safranbolu'yu bitirmiş oluyor. Burası Safranbolu Müzesi. Kent tarihini anlatan eserler var. Yüzey yerleşim planı var hemen girişte sizi karşılayan. İçeri girdiğimizde tarihin, Safranbolu tarihini anlatan panolar. Ben bu abileri gerçek sandım ya. Şaka gibi. İbni Batum'a ait seyahatname var. Burada Safranbolu'dan bahsetmiş. Burası da Safranbolu yöresine ait eserlerin bulunduğu müze. Evet. Eski hükümet bunu olduğu için burası da kaymakam odası. Evet.
Şimdi artık alt kata ineceğim. Alt katın çekimini yaptıktan sonra müzedeki programın sonuna geleceğim. Girişte herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Giriş ücretsiz. Oraya park edilmiyor. Orası otopark da o nedenle. Neresi şu arası mı? Şu, evet, orası otopark. Zemin kata indim. Evet. Ben bunlara yine gerçek sandım, selam verecektim. Güzel yapmışlar. Ve şark köşesi. Burası demirci, demirhane. Vay be. Gerçekten zor şartlar altında çok güzel alet edevat yapılmış. Şerbetçi. Oo, ne güzel kokuyor burası. Burası da şifacı. Fotoğrafçı. Bu da Safranbolu minyatür kapısı. Burada çok güzel bir manzara var. Safranbolu şu anda ayaklarımın altında. Çok güzel bir manzara. Hemen burada yine Açık Hava Müzesi var. Bu Kayseri Saat Kulesi. Kamerayı özellikle diğer tarafa aldım ki daha güzel çıksın diye. Kütahya Saat Kulesi. Çanakkale Saat Kulesi. Adana Saat Kulesi. Burada özellikleri yazıyor. Uzunlukları, genişlikleri ve yükseklikleri, yapılış saatini. Bursa Saat Kulesi. Tophane'deki. İzmit Saat Kulesi. İzmir Saat Kulesi. Bu saat kulelerinin hepsini yerinde görmeye şansım oldu. Saraybosna hariç. Saraybosna'ya da gitmek nasip olmadı. Samsun Saat Kulesi. Bunu da yerinde gördük. Elazığ Maden Saat Kulesi, bunu da görmek nasip oldu. Amasya Saat Kulesi, buraya gireceğim yakın zamanda. 3-4 güne kadar Amasya'ya uğrayacağım. Tabii ki de Dolmabahçe Saat Kulesi, İstanbul.
Çorum Saat Kulesi var. Çorum Saat Kulesi biraz ağaçların arasında kalmış. Bu Erzurum Saat Kulesi. Erzurum'a gitmedim. İlk fırsatta inşallah Doğu Anadolu turumu tamamladığımda oğlumun da önünde resim çekeceğiz. Kıymetli dostlarım, Safranbolu merkezdeki programın sonuna geldim. Birazdan buradan cam eve gideceğim. Cam terasa geçeceğim. Cam terastan da ters ev var. Zamlar yan yana. Orada gittikten sonra programı bitireceğim. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.